Evet, Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'la konuşacağız. Kendisi Ankara'da karşımızda. Haluk Koç, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen sormak istiyorum. Tabii hoş Başbakan bulduk. Erdoğan dün bürokrasiden şikayet etti. Tabii ki bürokrasiden şikayet eden ilk lider, ilk siyasetçi de değil ama iş yapamamalarının gerekçesi olarak kuvvetler ayrılığı ilkesini gösterdi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu biraz mizahi bir soru gibi geliyor. Yani Sayın Başbakan 10 yıldır iktidarda ve 3 dönemdir de parlamentoda normal çoğunluğun çok üzerinde olan bir çoğunlukla görev yapıyor. Gerçi bu konuda bir eleştiri geleceğini kendisi de ifade ediyor. Ve bu fakir kulunuz bakın işte bunları yapamıyor, bu yüzden yapamıyor gibi bir mazeret ileri sürüyor. Sayın Başbakan'ın dilinin altındaki bakla çok açık ve net. Bunu ortaya koymakta da artık hiçbir cüret, sınır tanımıyor. Burada söylediği, ben denetlenmekten hoşlanmıyorum. Zaten parlamento içi denetimi parmak çoğunluğuyla engelliyorlar. Dışarıdaki denetimi artık Sayın Başbakan'ı yargıya talimat verdim sözüyle oluşturduğu yargı da kesmiyor. Tamamen denetimsiz, bütün yaptıklarından sorumsuz, aklına geldiği gibi hareket eden, hiçbir yere hesap vermek istemeyen bir başkanlık profilini özlediğini açıkça ifşa ediyor. Bir bürokratik oligarşiden bahsediyor Sayın Tezkan. Yani bunu biraz gülümseyerek yanıtlamak istiyorum. 10 yıldır iktidarda Sayın Başbakan kendi bürokratik oligarşisini kurdu. Yani bütün bakanlıklara bakarsanız, bağlı kurumlara, kuruluşlara bakarsanız AKP damgası taşımayan bir tane kurum, kuruluş, bakanlık yok. Bürokratik yapı yok. Bütün bunlardan da şikayet ediyor. Bunlar da olmasın. Ben tek başına karar vereyim. Verdiğim kararlar tartışılmasın. Bu hatalı girişimler, kararlar varsa bunlar yargı denetimine tabi olmasın. Ben sınırsız, sorumsuz, her şeyiyle kendinden menkul bir yönetim sergileyeyim tarzında bir mantığa sığınıyor. Bu bence demokrasi adına çok acıyla karşılanacak olan sözler. Ama maalesef Sayın Başbakan bu. Sayın Başbakan'ın kimliğinden, yapısından, temsil ettiği siyasi çizgiden gerçekten demokratik bir yapı çıkartmaya çalışanlar, demokrat bir kimlik üretmeye çalışanlar, medyada olsun, görsel yazılı medyada olsun, bütün bu işle görevlendirilenler herhalde takyelerini önüne alıp sıkı bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Biz nasıl bir kimlik yaratmaya çalıştık? Yarattıkları demokrasi canavarı hayırlı olsun diyorum. Sizin de sözlerinizden öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde bu kuvvetler ayrılığı ilkesini biraz daha fazla konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken. Evet. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir yol haritası belirlediniz mi bu tartışmalarla ilgili? Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşınıza çıkacak özellikle bu başkanlık sistemiyle ilgili yeni önerilerle ilgili, çünkü Başbakan Erdoğan tam başkanlık sistemi olmayabilir ama biz Türk tipi bir başkanlık sistemi de kendimize uyarlayabiliriz gibi açıklamalar da yapıyor zaman zaman. Türk tipinden kastı ne Sayın Tezkan? Yani Türk tipi deyince Tayyip Erdoğan tipi bir başkanlıktan bahsediyor. Özlemi bu. Meclisteki sözcüsü, Anayasa Komisyonu Başkanı da zaten kendi telaffuz gayretkeşliği içerisinde bir takım şeyler ileri sürüyor. Bunlar tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu Anayasa Ortak Komisyonu'nun çalışmaları da gündeme geliyor. Biz parlamenter sistemin yasama, yürütme ve yargı boyutlarının gerçekten birbirinden bağımsız, kuvvetler ayrılığı ilkesini tam demokratik ülkelerde şekillendiği gibi bir sistemden yanayız. Ve Anayasa Ortak Çalışma Grubu'na da bu önerilerimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunduk. Sayın Başbakan'ın partisi başkanlık sistemiyle ilgili bir takım tartışmalardan sonra anayasanın ilgili bölümüne bu önerilerini nakletti. Yani fiilen Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu tıkayacak girişimlerde bulunuyor. Başbakanın özlemleri bu. Yani başbakanı bugün elde ettiği 326 kişilik meclis çoğunluğu, talimatla çalıştırdığı yargı, onun bir tek kelamıyla kalkan meclisteki 326 tane el, parmak kesmiyor artık. Ben bütün bunlara da ihtiyaç duymak istemiyorum. Tek başına yönetmek istiyorum. Sorgulanmak istemiyorum. Denetlenmek istemiyorum.
başına buyruk bir yönetim istiyorum. Yani bir çeşit otokratik, totaliter, sivil, faşist bir rejim istiyorum. Başbakanın sözlerinin anlamı, siyasi tercümesi açıklıkla budur Sayın Tezkan. Ama buna Sayın Başbakan'ın gücü yetmeyecek. Yani burada sorgusuz sualsiz her şeyi yapabileceğini zanneden, her türlü illegal yapıyla günü geldiğinde perde arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni buluşturabilen bir başbakanın bu yetkileri üzerine aldığında eğer böyle bir olay faraza gerçekleşir ise Türkiye'yi hangi sulara götürebileceğini de çok iyi görmek gerekiyor. Ve Türkiye çok ciddi bir demokrasi tartışmasından geçiyor. Yani bugün demokratikleşme olarak, ileri demokrasi olarak sunulan bütün gayretkeşliklerin boşa çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Sayın Başbakan kendi hülyalarını siyasete, kendi düşlerini siyasete tam yansıtma çabasında. Sayın Başbakan 2014 ve 2015 kavşağında AKP'nin ne yazık ki bu tartışmalarla çözülmesini engelleyemeyecek. Türkiye'de, Türk milleti de artık anayasada tarif edilen parlamenter demokratik sistemden Sayın Başbakan'ın kimliğinde maceralara açık bir Türkiye yönetimine müsaade etmeme noktasında kararlı davranmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda biz üzerimize düşeni yapacağız. Sayın Başbakan'ın dünkü açıklamasında bürokratik engelden, yargının olaylara engel olmasından şehir hastaneleri projesini göstererek söylüyor ama kafasının arkasında başka şeyler var. Yargının Sayın Başbakan ya da belli süreçlerde görevlendirdiği kişilerle ilgili bir soruşturma sürecine girmesinden rahatsız olduğunu daha önce örnekleriyle gördük. Biliyorsunuz Oslo görüşmeleri sonrasında MİT müsteşarı kendi görevlendirdiği Hakan Fidan'ın hakkında açılan soruşturmayı ucu bana dokunur diye özel bir yasayla kendi iznine bağladı. Anımsayacaksınız. Peki size şimdi bundan sonrasında başka bu tür girişimler de olur ise yürüyen davalarla ilgili başbakanın bu süreçlerin bir yerinde müdahil olduğuna dair bir takım belirtiler ortaya çıkarsa yine kendisine dönecek yargı uygulamalarını kesmek için kafasında bir takım şeyler tasarladığı çok açık. Peki sizi bulmuşken Sayın Arınç'ın açıklamalarını da sormak istiyorum. Bir BDP milletvekiliyle, daha doğrusu Gülten Kışanak'la ilgili olarak Diyarbakır cezaevinde gördüğü işkenceleri hatırlatarak benim başıma gelse ben de dağa çıkardım gibi bir açıklaması var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Arınç'ın bu yorumunu, açıklamalarını? Bizim Karadeniz'i temelin fıkrası gibi hangi birisini demiş ters yola girince biliyorsunuz karşıdan gelen arabayı görünce kendisi ters yola girmiş. Sayın Arınç'ın da bu şekilde. Emekliliği yaklaşmış, siyaset kariyerini noktalama aşamasına gelmiş bir gevezelik sendromuna yakalanmış bir Arınç'tan bahsediyoruz. Her gün gündemi çok farklı açıklamalarla tutmaya çalışan, günü geldiğinde kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmaları bayanlara dönük bir takım kabul edilemez ifadelerle dile getiren bir Sayın Arınç. Bir bakıyorsunuz güya empati yapıyor, dağa çıkmaktan bahsediyor. Valla Sayın Arınç empati yapılacaksa bugün binlerce şehit ailesinin bir bireyi olduğunu düşün. O insanların çektiği acıları, o insanların evlatlarını kaybettikten sonra yaşadığı sıkıntıları empati yap da bir şehit ailesinin yerine kendini koy. Onlar neler hissediyor, neler yaşıyor, o konuda bir empati yap. Yoksa daha gel daha şarkılarıyla Sayın Arınç eğer bir dönem işlenen Diyarbakır cezaevindeki işkenceleri, baskıları sadece onları dile getirmiyor Sayın Arınç. Sayın Arınç gereksiz tartışmalarla gündemi işgal ederek emeklilik öncesinde bu gevezeliğin son demlerini yaşıyor. Sayın Arınç'ı dikkate bile almak istemiyorum. Kale bile almak istemiyorum. Çünkü artık dediğim gibi kariyerinin son noktasına gelmiş. Bu konuda kapanış sahnesinde aklına geleni söyleyen bir Arınç. O şekilde değerlendirmek istiyorum. Sayın Haluk Koç çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başbakanın... Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sayın Tezkan.